Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir videoyla tekrar huzurlarınızdayım. Bugün konumuz futbol. İtalya milli takımı ile alakalı bir video çekmek istedim nedense. Euro 2020 Avrupa Şampiyonası ile ilgili insanlar değişik yorumlarda bulunuyor. Bu yorumlardan bir tanesi de İtalya milli takımının muhteşem olduğu, işte turnuvayı banko kazanacağı, hiçbir takımın İtalya'yı zorlayamayacağı, hatta İtalya'nın gelmiş geçmiş en muhteşem İtalya olduğu yönünde açıklamalar duyuyorum. Bunlar futbolu pek yakinen takip etmeyen insanların kurmuş olduğu sığ cümleler. Böyle bir şey yok. İtalya neredeyse bir asırlık, bir asırdan fazla bir futbol mazisi olan enteresan bir takım, milli takım. Brezilya'dan sonra Dünya Kupalarını en fazla kazanan takımlardan bir tanesi. Her turnuvaya şampiyonluk parolasıyla çıkan, kolay kolay hiçbir takımın yenemeyeceği. Yani her turnuvanın bir favorisi olur ya. O her turnuvanın favorisi İtalya ile karşılaştığı zaman, İtalya ile denk geldiği zaman dikkatli oynamak zorundadır. İtalya'yı İtalya yapan bugüne kadar hep Catenaccio'ydu. Yani katı bir savunma, bir gol atıp asla gol yememe üzerine kurulu bir sistemdi ve bu sistem bir asır boyunca işe yaramıştı. Yani örneğin Fransa'yı ele alalım. Fransa milli takımı şampiyon olduğu 1998 Dünya Kupası'nda en fazla İtalya tarafından zorlanmıştı. Yine aynı İtalya 2000'de Avrupa şampiyonluğu olurken kendisini inanılmaz derece zorlayan, hatta neredeyse kaybedecek duruma düşüren takım İtalya'ydı. 1994'ün Brezilya'sına gidiyoruz. Brezilya'yı en çok kim zorladı? Yine İtalya. Değil mi sevgili seyircilerim? Efendime söyleyeyim. 2006 Dünya Kupası'na kupayı kazanma parolasıyla yola çıkan ev sahibi Almanya'yı bu hayalinden kim döndürdü? İtalya. Bunun gibi sürüsüyle örnek sayabiliriz. Pele döneminde bile aslında Brezilya milli takımına en fazla zorluk çıkartan takım İtalya olmuştur ve bunu o ünlü defans sistemi Catenaccio ile başarabilmiştir. Şimdi günümüzün İtalya'sında Mancini'nin İtalya'sının bundan yavaş yavaş vazgeçmeye başladığını görüyoruz. Aslında bunun sinyalini Mancini'den çok önce Antonio Conte'nin yönetimindeki İtalya ile başlamışlardı. İşte o 2016 Avrupa Şampiyonası'nda özellikle görmüştük. Efendim Graziano Pelle, Jack Gerini, Eder Martins gibi hücuma yönelik hızlı oyuncular ile oynayan, 2014 Dünya Kupası'nda da böyleydi. Bir İtalya vardı ekranlarda. Fakat ben eski İtalya'yı özlüyorum açıkçası. Yani ev sahibi takımı dahi çileden çıkaran, bir takımı en güçlü olduğu zamanda dahi teslim olmayan İtalya. Ve bu İtalya'dan geriye ne kaldı? Diğer takımlara benzeyen, defans güvenliğini elden bırakmak istemeyen fakat hücuma daha fazla hakim olmaya çalışan bir İtalya. Ama bunu göreceklerdir ki ikisine birden aynı anda hükmetmek mümkün değildir futbolda. Şimdilik mümkün değildir. Yani eğer siz çok golcü, hücuma yönelik bir takım meydana getiriyorsanız mutlaka size bir şekilde faturayı keserler. Yani iki gol atıyorsanız bir gol yersiniz. Üç atarsanız iki yersiniz. Dört atarsanız üç yersiniz.
Yani defans şey ofansta kalabalık sürüler halinde dolaşan takımlar her zaman kontra atağa açık Hollanda gibi ve bol gol yiyen, bol gol atarken bol gol yiyen takımlar haline dönüşürler. Ben şahsen İtalya'nın bu durumlara düşmesini istemem. Bu turnuvada henüz böyle bir aksilikle karşılaşmadılar. Fakat bunun sebebi İtalya'nın çok çok iyi bir takım olması değil, rakiplerinin istediklerini sahaya yansıtamamalarıyla alakalıydı. Açılış maçına bakıyoruz. Türkiye ile karşılaştılar. O maç bir açılış maçı gibiydi. Yani birbirini tartmaya çalışan iki takım, açık vermemeye çalışan, gol yememeye çalışan iki takım vardı. Türk milli takımının üzerinde enteresan bir telaş vardı. İtalya milli takımı bu telaştan faydalanıp özellikle ikinci yarıda golleri üst üste sıralayıp maçı kazandı. Galler'i de kolayca geçti İtalya. Keza İsviçre'yi de. İsviçre'yi nasıl bu kadar kolay geçtiğini ben şahsen anlayamadım. Ama onu da geçip 9 puanla grubu bitirdi. İkinci turda İtalya'nın karşısına çıkan takım Avusturya'ydı. Ve nitekim İtalya'nın deforları bu maçta ortaya çıktı. Avusturya'yı 90 dakikalık süre içerisinde yenemediler. Ki burada Avusturya'yı küçümsemek istemiyorum. Lakin Avusturya başaltı dahi olmayan bir takım. Başaltının altısı. Başaltının da altında olan bir takım. Yalnız Avusturya son 25 yılın en güçlü Avusturya'sı diyebilirim. Gerçekten sağlam, orta sahayı kalabalık tutan ve rakibe geçit vermeyen bir Avusturya yaratılmış. Fakat Avusturya asla bir başaltı takımı değildir. Başaltı takım deyince akıllara ne gelir? Hırvatistan. İşte Portekiz. Portekiz hiçbir zaman başa oynayan bir takım değildir. Bunu altını çizmek istiyorum. O da bir başaltı. Çek Cumhuriyeti'ni, İsveç'i ve Danimarka'yı da başaltı takımı olarak görebiliriz. Dünya futbolunda ise Paraguay-Uruguay ikilisi, Meksika, efendime söyleyeyim, Nijerya, Kamerun, zaman zaman Gana. Bunlar da başaltını zorlayabilen takımlar. Avusturya da onlardan biri olamadı açıkçası. Avusturya başaltının altısında kaldı ama. Oyun disiplini olmayan takımlara kolayca ceza kesebilecek tehlikeli bir takım yaratmışlar Avusturya'dan. İtalya böyle bir takım karşısında çok fazla zorlandı ve İtalya'nın deforları ortaya çıktı. İtalya'nın en büyük eksiği aslında ileri uç. Yani striker ya da goleador denebilecek tarzda bir oyuncu göremiyorum ben İtalya'da. Yetenekli adamları var. Ben Immobile, Insigne, Chiesa gibi adamlara bayıldım. Fakat bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl geriye gittiğimde gerçekten İtalya'da son vuruş ustası insanlar daha fazlaydı. Vieri gibi, Luca Toni gibi, Totti, Del Piero, efendim Donadoni, Vialli. İşte bu adamlar gerçekten rakip defansları korkutabilen adamlardı. Ama İtalya'da özellikle Insigne, Immobile ikilisi sanki birbirlerinden biraz kopuk gibiler. Turnuvada en büyük muhtemel rakipleri olan İngiltere'ye baktığımda Kane, Sterling ikilisinin biraz daha uyumlu olduklarını görüyoruz. Ki Kane, Sterling ikilisi çok zorlu bir ligden geliyorlar. Premier Lig'den. Dünyanın en zor ligidir ve çok zorlu rakiplerle oynuyorlar. Ki Immobile, Insigne ikilisi nispeten daha kolay bir ligden geldiler. Büyük bir zorluk yaşamadılar. Elbette yaşadılar ama Kane ve Sterling ikilisinin yaşadığı zorlukları yaşamadılar. Kane ve Sterling ikilisi bana daha saha içerisinde uyumlu gibi geldi. İtalya'nın ihtiyacı olan şey ileride gerçek manasıyla birbirleriyle anlaşan bir ikili bulmak. Chiesa İyi bir futbolcu. Lakin ben Chiesa'nın neden bu kadar az oynatıldığını anlayamadım. Ki Federico Chiesa, babası Enrico Chiesa'ya oyun stili olarak benzese de aslında aralarında bariz farklar var.
Eski baba Chiesa, yani Enrico Chiesa, daha kıvrak, daha hareketli, daha rakibi karıştıran bir yapıya sahipti. Federico Chiesa biraz daha durgun, ağırbaşlı fakat son dokunuşları çok klas. Yani Federico Chiesa'nın Juventus'ta zaten bu yıl neler yaptığını hep birlikte gördük. Topa her iki ayağıyla da vurabilen çok yetenekli bir oyuncu. Daha fazla süre almalı. Gerekirse Immobile'nin yerine dahi tercih edilebilir. Mancini bunu düşünmeli. İtalya milli takımını bir tık daha yukarıya taşıyabilmek için. İtalya'nın defansında bariz bir sorun yok. Fakat. Catenaccio yapan İtalya kadar kaliteli defans yapabilen bir İtalya göremiyoruz. Bundan 15 yıl geriye gittiğimde Maldini, Nesta, Cannavaro, Materazzi, Zambrotta gibi adamlar yok İtalya'nın defansında. Fakat tutkuyla oynayan, rakibe geçit vermemek için her şeyi yapan, kenetlenmiş bir İtalya var. Bu İtalya tehlikeli. Nitekim ne kadar tehlikeli olduğunu Belçika maçında gösterdi. Lakin şu var. Futbolun psikolojisi mi desem yoksa aldıkları taktik gereği mi desem, özellikle maçın bitimine 10 dakika kala çirkeflik yoluna gittiler. Yani çirkefliğe başvurdular. Yani işte Donnarumma'nın yere düşüp kalkmaması, çok bariz ciddi bir sakatlı olmamasına rağmen. Keza futbolcuların da Donnarumma'ya ayak uydurması. Onlar da aynı şeylere yaptılar. Maalesef bu hiç yakışmadı bir çeyrek final maçına. Bu arada bir parantez Spinazzola için açmak istiyorum. Spinazzola'nın sakatlığı İtalyanlar için çok büyük bir kayıp. Bunun zararını İspanya maçında buram buram hissedeceklerdir onun yokluğunu. İspanya İtalya ne olur derseniz bunu bilmek mümkün değil. İspanya eski İspanya'dan izler taşımıyordu. Yetenekli takım. Çok kaliteli ayakları var. İşte ben Laporte, Koke, Sarabia üçlüsüne bayıldım. Çok çalışkan. Orta saha ile forvet arasında iyi bir bağlantı kurabilen bir üçlü. Bu üçlüye sol kanatta Jordi Alba eşlik ediyor. Defanstaki Sergio Busquets de gayet iyi. Yani Pique Ramos ikilisinin yokluğunu aramıyor İspanya. Fakat İspanya'da sanki bir şeyler eksik gibi. Bir hava eksik, bir tutku eksikliği var. Ya da belki de koca bir sezonun yorgunluğu yüzlerinde var. Ama kupayı kazanmak istiyorlarsa önlerinde zorlu bir 180 dakika var. Ki ben kupayı kazanabileceklerini tahmin etmiyorum. Ama İtalya'ya zorlu anlar yaşatacaklardır. İtalya'ya kolay teslim olmayacaktır. Kazanıp kazanmayacağını bilmiyorum. Velhasıl kelam İtalya milli takımı biraz abartılmış bir takım. Lakin kesinlikle bir balon değil. İtalya güçlü bir takım. Kalbur üstü bir takım. 100 üzerinden minimum 65 alabilecek bir takım. Ama. İnsanların dediği gibi bir uzay takımı değil. Evet sevgili seyircilerim. Yeni bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.